Saklambaç masalı köyü olarak bilinen bir köy varmış. Bu köyde saklambaç oynamak ve saklanmak için o kadar çok yer varmış ki herkes buraya çocuklarının saklambaç oynayabilmesi için gelirmiş. Yaşadıkları şehirlerde telefon ve tabletlerle oynayarak çocukluğunu yaşayamayan çocuklar, binalarla örülü şehirde oyun oynayacak yerde bulamazmış. Hal böyle olunca çocukların aileleri, Hafta sonları çocuklarının arkadaşlık edinerek bu harika köyde saklambaç oynayabilmeleri için bu saklambaç köyüne gelirlermiş. Anne ve babalar oturup sohbet ederken çocuklar birbirleriyle arkadaş olup saatlerce saklambaç oynarmış. Burayı çok seven çocuklar sürekli olarak buraya gelmek istemeye başlamış. Böyle böyle tüm şehrin çocukları buraya gelip saklambaç oynamaya başlamış. Burayı çok seven aileler ve çocukları bibi bu köye taşınmaya başlamış. Bu köy gelip burada kalmak isteyen ailelerle dolup taşmış ve kısa sürede köy olmaktan çıkıp kocaman bir şehir haline gelmiş. Ama çocukların o keyif dolu oyunlar ve özellikle saklambaç oynadıkları kocaman ormana tek bir ev dahi yapılmamış. Şehir bu ormanın kenarlarına kurulmuş ve tüm çocuklar bu şehirde o ormana gelerek birbirleriyle harika arkadaşlıklar kurarak akşama kadar oyun oynarmış. Günlerden bir gün bu ormanı yıkarak yerine alışveriş merkezi yapmak isteyen kişiler gelmiş. Bunu gören Saklambaç şehri sakinleri bu duruma çok sinirlenerek karşı çıksalar da bir türlü bu karardan o kişileri döndürememişler. Saklambaç şehrinde yaşayan herkes buraya çocuklarının doğa içinde çocukluklarını yaşayarak, arkadaşlıklar edinip oyunlar oynayarak büyümelerini istedikleri için taşındıklarını ve bu nedenle bu devasa ormanı mahvetmemelerini söylemiş. Ormandaki tüm ağaçları kesecek ve bu harika doğayı katledecek olan kişiler, tüm uğraşlara rağmen vazgeçmeyip bu ormana tam girecekken bir anda yer sallanmaya başlamış. Ormandaki tüm ağaçlar ve çiçekler bir anda ayaklanıp binçlerin üzerine doğru yürümeye başlamış. Ormanı yıkmak için orada bulunan herkes, büyük bir korku ile etrafa kaçışmaya başlamış. Bu ormandaki en ulu ağaç en öne gelmiş ve bu kişilere. Siz ormanları katledip yerine binalar diktikçe, yakın zamanda size oksijen sağlayan hiçbir ağaç kalmayacak. Bizleri kestikçe oksijeninizi de kesiyor, para uğruna doğayı yok ederek insanları binalara hapsediyorsunuz. Bundan artık vazgeçin demiş. Bunu duyan kişiler, bu ulu ağaca hak verip ormanı yıkmaktan vazgeçmiş ve geri dönmüşler. Bu sayede olanlardan sonra bir daha kimse bu ormanı yıkmaya cüret edememiş ve bu şehir nesilden nesile çocukların keyifle oyunlar oynadığı koskoca ormanıyla var olmaya devam etmiş.